Yani bu yakın köyde kışın ortasında adam köyden başka bir köye gidiyor, saldırıyorlar, atın üstüne adamı indirip yiyorlar yani. Yemişler Yiyip indiriyorlar, yiyorlar yani atla beraber. Çünkü Atı da mı yemişler? attı çünkü kışın aç olduğu zaman 6-7 tane kurt nedir? Bazen 12-13 tane kurt dolaşıyorlar kışın. Ahıra doğru giderken tam hissettiğim şey oldu. Gittim köpek zincirde. Köpeği o şekilde zaten zincir olduğu için götürmemişler. Yani orada parçalamışlar. İç organları falan yemişler. Bir inada bindim. 3-4 gece nöbet bekledim. Kurtları vurmak için. 6 taneydi saydım. Evet zaten ışık vardı zaten. Gece lambalar falan, sokak lambaları yanıyor. 6 tane. Ama iri kurtlar, öyle iri kurt görmedim yani. O sırada ben pencerede bekliyorum. Yaklaşsın ki hepsi köpeğin üstüne, leşin üstüne saldırsın o şekilde. Vurayım öcünü alayım köpeğimi. O kadar köpeğimi seviyordum yani. Hiç korkmadım. Aramız öyle 2 metre kalmadı. Değneği vurdum burasına. Döndü dişi benimle beraberdi. Dişi bunu kovaladı. Şimdi bunun peşine düştüm. Bayağı koşuyordum yani. Hep dağda olduğum için çok koşuyordum ya o zaman çocuklarında. Kovaladım gittim. Başka bir köy yakınına erkek çok büyük. Ben böyle büyük kurt görmedim. Baktım çocuklar yanında geçti. Çocuklar dedim kurt nereye kaçtı dedim. Vallahi. Seksen yıllık bir yapı. Çatı neden abi bu? Tam şurada da bir baca var herhalde. Evet, baca. Hava alması için baca koymuşlar. Bunlar çalılardan çalılardan çatı eskiden bir yapmışlar. şey yokmuş zaten. Saç yokmuş, imkanlar yokmuş. Bu şekilde dedem kendisi hepsini örmüş. Vallahi helal olsun eski insanlar abi azimliymiş. Yokluk içerisinde kendilerine ev yapmışlar. Evet. Bu ne abi? Bu eski dolap gibi. makinaydı, şeyi savuruyorlardı, buğdayı savuruyorlardı. Şu anda un ambarı yapmış dedi. Özellikle kendisi yapmış. Yaklaşık bir 15-20 çuval un giriyor. Bir ambarı yapmış kendisi. Kışlık un var ya. Kışlık anladım. Değirmenden sonra getirip orayı boşaltıp o şekilde kullanıyorlar. Anladım abi. Hayran oldum vallahi. Tam böyle nostaljik oturma yerleri de böyle. Vay evet. Tam şark köşesi. Burası sizin misafirhaneniz. Misafir odası evet. Misafir odası. Evet. Abi. Eski. Yine aynı tahtadan yapı. Donatları hiç ellemedim. Aynı dedenin yapı gibi duruyor. Abi. Evet. Bu amcamız, dedemiz, Evet. hoca mı? Evet. Kendisi şey. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Dedemiz Karatepeli. Mekanı cennet olsun abi. Abdülsıdık. Efendim. Dedemin dolapları eski zamanlarda kendine böyle dolap yapmış. Sigarası ya da özel eşyalarını koymak için. Koymak için. Ben de sıvadım ama kapatmadım hatırası dursun diye. Hiç ellemedim. Orada da var. Evet, bu şekilde duruyor. İbrahim Şey Aga, getirir mi? bu köyün agası. Yeni ağası Sinan abi. Olsun getirir mi onları? İstersen getir. He. Yok orada mı? Abi ağalık Olur. yakışıyor mu bana Sinan abi? Çok yakışıyor İbrahim. Şöyle değil mi? Şu köşeye de ben oturayım. Aynen o köşeye de sen otur. Ağanın ne oluyor? Bir de yardımcısı oluyor ya. Aynen. Kahya mı? Sen oraya oturursan sen de ağa olursun o zaman. Yo ben kahya olayım işte sen ağa ol. Sen kahya olursan olmaz abi oraya oturmam lazım. Ona oturamazsın o zaman kapının arkasına oturmam lazım. He buralarda. Yani. Olmayan bir yerde oturmam lazım. Bismillah. Herkese selamlar. Bugün bir Yaşanmış Oralar serisinin bir bölümünde daha beraberiz. Erzurum'un Tekman ilçesi. Köyün ismini devamlı unutuyorum abi. Agakum'un mezrası. Agakum. Alakom mezrası. Bugün burada her zaman olduğu gibi Engin Bey ve Erhan Bey'in çobanlık hayatında veya köy hayatında yaşadığı yaban hayvanlarıyla olur veya daha ilginç olaylar olabilir. Onları dinleyeceğiz. Abi yaş kaç bu arada? Yaş 36. 36. Evet. O zaman ben senden büyüğüm. Sen bana abi diyeceksin. Fark etmez. Hoş geldin. Sefa Hoş getirdiniz. Bulduk. Teşekkür ederim. Çobanlık yapıyorsun. Zaten çocukluğum burada geçti. Bu dağların arasında. Evet. Kendi, haliyle yaban hayatıyla alakalı bir şeyler olmuştur. Kendi gidiyoruz. Yani çiftlik hayatında, hep inşaat hayatında biz yaşıyoruz.
Bir de küçükken ben babamla değirmene giderken onun anısını anlatayım. Yani 12-13 yaşındaydım. Sabah 4'te falan kalktık. Öküz arabasıyla değirmene gidiyoruz. Karanlıktı zaten. Değirmen 3000-4000 kilometre uzakta. Sabah giderken yolda babam diyordu, oğlum korkma, eğer bir şeyler falan çıkarsa korkma. Bazen de küçükken insan çoğu şeylerden farkına varıyor, korkuyor, tırsıyor, gecedir. Biz gittik yolda, kışın 8. ay falan. Giderken yaralı bizim tane köpeği vardı, o da bizimle beraber geldi. Hayatta ayrılmazdı bizden. Nereye giderken gelirdi. Çok sadık bir köpekti. Değirmene gittik. Buğdayı falan bıraktık değirmene. Kahvaltı falan yaptık. Allah razı olsun, değirmen sahibi bize ikram etti. Kahvaltı, çay falan ikram etti. Ondan sonra biraz aydınlık oldu. Güneş açtı. Babam dedi, oğlum sen yavaş yavaş öküzle arabayı eve götür. Tekrar buğdayı getireceğiz. Babamı değirmen ün yapmaya çalışıyor. Ben tek başıma geliyorum yavaş yavaş yolda. Zaten 8.den beri hayvanlar dışarıda fazla kalmadığı için kurtlar dolaşır her zaman. Yaralı köpeğimi aldım, öküz arabasının üstüne koydum. Bence kurtlar hayvan kanlıdır ya, kan kokusunu duymuşlar. Bir de koku iyi çekiyorlar kurtlar. Kanı gördükçe zaten uzaklaşmazlar. O hayvanı tutmayana kadar bırakmazlar. Baktım peşimde iki tane kurt geliyor. Hayvan o yaralı halinde, ben çocukken beni korumaya çalışıyor. Bırakmıyor kurt. Araba yaklaşsın. Kendi arabanın üstüne atıyor, ben köpeği tutuyorum, kürt saldırmaya başlıyor. Bazen öküzün önünden gidiyorum, öküz arabası sudan da geçiriyorum dere, büyük bir de sudur yani. 50-60 santim suyun derinliği var. Şimdi çocukken biz bilmiyoruz, uzak yoldan gelip gidiyoruz, bir de öküz arabasıyla eskiden çok zor olurdu. Kurt saldırıyordu, köpek bırakmıyordu. Yolda ta köye yanına kadar 3 saat kurtla uğraştım ben. 3 saate yakın. Kurtla uğraştım çünkü kurt saldırıyor. Hayvan yaralıdır. Arabanın üstünde atladığı zaman kurtlar saldırır, bırakmaz. Hayvan başında yaralıydı. Öyle çekişe çekişe biz geldik. Ben gelene kadar öğlen 12-13'ü buldu saat. Ondan sonra yine geldim eve. Akşama doğru yine bir araba buğday aldım. Yavaş yavaş yola çıktım. Değirmene doğru gittim. Babam da bekliyordu beni. Gittim dedim, oğlum sen nerede kaldın? Niye o kadar uzun sürdü? Dedim, oğlum baba durum böyleyken böyle. Kurtlar bir anda saldırdı dedim. Köpek yaralı. Ondan dolayı ben geciktim. Biz buğdayı değirmene vurduk, ün yaptık. Sabaha kadar, ertesi gün yine yola çıktık geldik. Gece saat 12'ydi biz geliyoruz. Bazen de eskiden çok şeyler mesela büyükler anlatılıyordu. Bazen geliyor, ses çıkıyordu. Babam diyor, oğlum diyor, korkma. Bir şey gelirse korkma. Şimdi arabanın 250 üstündeyim ben. Arasında oturuyorum. Siyah bir tane kedi geldi. Kedi bir arabanın o tarafına zıplıyor, bir bu tarafına zıplıyor. Ben korkuyorum. Babam diyor, oğlum korkma diyor, kedidir. Kamçı atıyor kediye, kedi kaçıyor, yine geliyor. Allah Allah. He. Biz suyun ağzına kadar geldik, suyu içine girdik. Suyu bu tarafından geçmedi bu tarafa. Babam biliyor nedir ama bana söylemiyor. Ben korkmamam için bana bir şey demiyor. De oğlum kedidir, yaban kedisidir, ondan dolayı acıkmış. Arabaya saldırıyor falan. Tamam dedim, baba ben ne diyeyim, ben bilmiyorum çocuk, bir şey anlamıyorum. Öyle geliyoruz yolda. Saat gece 1'e kadar biz eve ancak yetiştik. Kaç gün sonra yine babamla gittik, tarla ekiyoruz. Kışın 8. falan, 9. da yine buğday ekiyoruz. Gittik buğday falan ektik. O zaman buğday ekerken babamla geliyoruz, altla geliyoruz o zaman. Karanlık çöktü, bir yayla var. Bazen çocukken biz gidiyoruz, tırsıyorduk. Mesela bazı şeylerden falan anlatılıyor da. Bizim at görüyor ama biz görmüyoruz. Atın gözleri çok keskin. Kurt gözü gibi keskin. Bizim at havaya kalktı. Şahlandı. Şahlandı, havaya kalktı. Babamın, az kalsın babamı düşürüyordu. Babam düşmedi. Elinde temiz falan, çay temizi falan vardı. Düştü, kırıldı. Babam yine bir şey gördü. Ben şey yapıyor ki, ben korkmayayım diye. Diyor, oğlum bir şey yok zaten. Attır diyor. Öyle çirkin diyor. Ondan dolayı diyor. Halbuki at görüyor.
At görüyor, ondan dolayı yerinde durmuyor. Karanlıktı, saat 9-10 gibiydi. Yavaş yavaş eve geldik. Bazen diyelim babamla ot pişmeye, tarla pişmeye gidiyorduk. Sabah kalkıyorduk, annem ekmeğin yüzüne yağ ve lord kadına sürüyordu üstüne. Biz yaşı yaşıya tarlaya gidiyorduk. Biçiyorduk, öğlen akşama doğru biz geliyorduk. Bu arada artık hep beraber video çekiyoruz ya, alıştık size. Kendim gibi görüyorum, sizi tanıtmadım. Bu arada Serkan'ı zaten tanıyorsunuz. Serkan Bason ve İbrahim Aydın. Bu kaçıncı videodu Serkan? 4-5. 4 oldu herhalde. Yani şimdiye kadar belki 5'ine geçti. Her videoda bunu diyorum ona. Sen evet. Millet de bizden sıkılacak yani. Koca tek moda bir bunlar mı var? Başka kimse yok mu? Şimdi İbrahim'le Serkan, tabii bölgeye gittiğiniz zaman sizin rehber ihtiyacınız var. Benim rehberlerim. Aynen abi. İşte Serkan ayarlıyor, İbrahim ayarlıyor gideceğimiz yerleri falan. Bize bana yardımcı oluyorlar. En büyük işi aslında onlar görüyor. Öyle vallahi. Benden önce. Yok abi, hep beraber abi, yaşıyoruz. Babayla gerçekten bayağı bir olayla yaşamışsın sen. Evet. Gençliğin, çocukluğun şey gitmiş ama bu bölgede hep böyledir herhalde. Doğrudur abi. Şimdi de, bu coğrafyada büyüdün mü o şekilde. Şimdi hani görürsün abi, şahit olursun. Yani. Çok sert. Yani her şeye şahit olursun, biliyor musun? İllaki olacak yani. Hani babayla olur, kendi başına olursun. Mesela hani ben şu anda korkunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki insanlara tuhaf gelecek, diyecek bu da o kadar abartıyor. Niye biliyor musun? Yani bu coğrafyada artık korkuyu yaşaya yaşaya da artık korkuyu sindiriyorsun yani. Korkuyu sindiriyorsun yani, artık korkunun ne olduğunu. Mesela ben şu anda gece her tarafa çıkıp gidebilirim. Her tarafa gidebilirim. Çünkü o kadar korkuyu yaşadım ki. Küçücük yaşta, 12 yaşlarında, 13 yaşlarında artık kuzuya gidiyorsun, koyuna gidiyorsun ve gece çöküyor üzerine. Yani ha bir şey olacak, biri çıkacak, kurt yiyecek seni, şu olacak, bu olacak. Artık yani yaşıyor, yaşıyor, her şeyi yaşıyorsun, her şeyi öğreniyorsun yani. Hani ben ne taraf olsa, ne şekil olsa hani hiç fark etmez. Çünkü yaşadım artık, biliyor musun? Hani der ki yani korkudan ödün koptu. Eğer bir kopma varsa koptu gitti yani. Yani ötmet kalmadı. Yani. Yani ötmet kalmadı ki artık tekrar korktum. Çünkü insan doğayla yaşadığı zaman, doğayla büyüdüğü zaman alışır. Aynen. Korkuya, her şeye yenilmeye alışır. Bir insan doğa yaşarsa ondan güzeli bir şey yoktur. Büyükler anlatıyordu. Mesela diyordu, insana denk geldiği zaman diyor mesela direkt sana saldırmıyor. Mesela farz et ki kışın diyor sana yakın geldiği zaman sırtını sana dönüyor. Arka ayaklarıyla kar atıyor yüzüne, kar atıyor yani, boğara bir şekilde seni boğmaya yani şey yapmaya, teslim etmeye çalışıyor. Mesela ben buna da şahit oldum yani, hani büyükler anlatırken biz dinliyorduk mesela, tabi tedirgin oluyorsun, korkuyorsun, tabi sen oradan farklı hayallere dalıyorsun. Yarın ben bir gün gidersem bir şey, o da ya benim yolumu da keserse, aynısını bana da yaparsa mesela kurt konusunda. Mesela genelde şunu diyorlar yani, kurt kolay kolay insana saldırmaz, eğer saldırsa da hani derler ya köpek kuduz olmuştur ya. O da kuduz olmuştur yani. Kuduzdur. Onu kimse öyle dedi. Kuduz olmuştur. Ali abi köpeğin böyle dedi değil mi? Kuduz olmuştur. Şimdi yani kuduz olmuştur yani. Hayvan kuduzlu bir yana, bir de daha doğada bir hayvan herkes yaşam için mücadele ediyor. Besim için mecbur. Çok aç kaldığı zaman o seviyede kaldıkça insanlara saldırır. Var mı burada öyle insana saldırdığı olayı duydunuz? Yani bu çevrede kaç yerde saldırdılar. Yani bu yakın köyde. Kışın ortasında adam köyden başka bir köye gidiyor, saldırıyorlar, atın üstüne adamı indirip yiyorlar yani. Yemişler yani. Evet, yiyip indiriyorlar, yiyorlar yani atla beraber. Çünkü... Atı da mı yemişler? Attı çünkü kışın. Aç olduğu zaman 6-7 tane kurt nedir? Bazen 12-13 tane kurt dolaşıyorlar kışın. 15'e de çıkıyor. Çünkü burada bir şey yok yani, kırsal alan. Diyelim çağlı ağaçlar vardır ama azdır. Ormanlık şeysi yok. Diyelim geyik olsun veya ceylan olsun, burada öyle bir şey de yok. Bu ne olur? Köyler arasında yani gelip koyunu alır, yani gelip köpekleri alır. Kışın gelir, alır götürür. Öbür türlü başka besim alanı yok. Diyelim burada bazı yerlerde devlet diyelim, siz hayvanlar için ve sahipsiz olan hayvanlar için yem bıraksa öyle bir şey de yok. Yani mecbur kaldığı zaman her şeye saldırırlar. Aç kaldığı zaman, bir insan da aç kalsa diyelim illa bir gidip bir yere için
bulamazsa ilan bir yeri kırar döker diyelim yer. Yani çünkü ölüm mücadelesini veriyor, yaşam mücadelesini veriyor. Abi insanlara savaşma geliyor ama buradaki yani tek geçim kaynağı köpektir kışın. Ya der ki köpek köpeği yer mi? O da sonuçta bir köpek. Abi ne yiyecek başka? Hani şehir merkezine affedersin çöplükte çöpleri dolaşacak hali yok. O kadar serbest olamaz yani. Ne yiyecek? Yani şu anda mesela tek man olarak yiyebileceği kışın tek şey köpek abi. Kurtların yiyebileceği tek şey kışın köpek. Çünkü yani dağ keçisidir, şeydir falan bizde olmaz. Ne yiyecek yani bu hayvan? 6 ay yani karnını şey yaparak mı geçirecek? Bazen insanlar diyor ya bunlar da saçmalıyor ya kurt nasıl bir köpek ya. Tilki var, tavşan var diyelim. Fare var, fare zaten yaklamaz. Kar gelir 1-2 metre bulur. Tilki de zaten tilkiyi yakalamaz hayatta. Tilki karnı üstüne gider. Kalır köpek. Köpek köyler işine gel. Bir tane köpeğinizi yediler. Bizim hani köpeği kışın ve yok. Erhan abi anlatsana. Erhan abi çünkü o evet, köpeği yediren Erhan abi. Yani köpeğin sebebi benim. Nasıl yani? Yani sebebi benim derken şimdi zaten kışın bu sene çetin geçti. Şubat ayında çok çetin geçti. Hava soğuktu, ben de akşam diğer ikisini içeri aldım. Biraz soğudum, dedim bir eve geçeyim mi, çay içeyim falan. Ondan sonra gelip diğer köpeği de içeri alayım. Hem de hayvanlara bir göz atayım, hayvanların durumu nasıl. O şekilde yorgun düşmüşüm. Yani kış şartı biraz çalışmış, yorgunuz. Köpeği o şekilde zincirde bıraktım. Diğer iki köpeği içeri aldım. Kapıları da kilitledim. Çünkü hava soğuk olduğu için dışarıda üşümesinler diye. Sabah kalktım, hissettim yani. Çünkü sabah kalkan sürekli abdestin havlıyordu. Zincirli havlıyordu. Baktım sesse de yok. Valla dedim kesin kurtlar bunu parçalamıştır. Ahıra doğru giderken tam hissettiğim şey oldu. Gittim köpek zincirde. Köpeği o şekilde zaten zincir olduğu için götürmemişler. Yani orada parçalamışlar. İç organları falan yemişler. Bir inada bindim. 3-4 gece nöbet bekledim. Kurtlar vurmak için tabii ki. Ahırın penceresinde bekledim. Birinci gün gelmediler kurtlar. Hani ikinci gün... Sürü şeklinde geldiler şu, çünkü leşi götürmek için. Aynı şekilde ben leşi orada çözmedim. Aynı şekilde zincirde duruyordu. Dedim gelsin ki ben de köpeğimin öcünü alayım o şekilde. İnada bindim. Yani kurt öyle bir akıllı bir hayvan ki anlatsan anlatamazsın yani. Gece sabaha doğru saat böyle 3.30-4'e geliyordu. Baktım sürü şeklinde geliyor. Kaç tane? Saydın mı? 6 taneydi saydım. Evet zaten ışık vardı zaten, gece lambalar falan, sokak lambaları yanıyor. 6 tane. Ama iri kurtlar, öyle iri kurt görmedim yani. O sırada ben pencerede bekliyorum. Yaklaşsın ki hepsi köpeğin üstüne, leşin üstüne saldırsın o şekilde. Vurayım öcünü alayım köpeğimi. O kadar köpeğimi seviyordum yani. Bekledim. 3 kişi ayrı durdu. 2 kişi ayrı durdu. Bir kişiye sadece kolaçan etti. Yani kimse var mı yok mu diye yani. Aa, bir insan abi. Gibi yani hayret kaldım o dakikaya kadar. Ekip gibi yani o dakikaya kadar ben kurtların bu kadar akıllı bir hayvan olduğunu hayatta bilmiyordum. Yani mesafe de 10 metre aramızdaki mesafe, sebep pencereyi kapatmışım. Yani ufak bir çap bırakmışım yani görmek için. Ondan sonra o kurt geldi, diğer önder kurt geldi ve kolaçan etti. Nasıl hissettiyse, yani beni nasıl o şekilde hissetti, o ufacık pencereden nasıl... Ondan sonra hemen o anda havlamaya başladı. Diğer kurtların arasına topladı, hemen köyün karşısına gitti. Oradan sabaha kadar havladı. Uludu yani. Uladı, evet. Yani çok affedersin, köpek gibi havladı yani. Zannetmiyorsun hiç kurtudur. Yani köpek gibi havlıyor. Diğer köpekleri çağırıyor. Kurt havlar mı ki abi? Havlıyor. Ya o zaman şahit oldum. Urlama bir yana, havlama bir yana. Şimdi bazen kurtlar melez olmasın abi. Sadece köpeklerini çağırıyordu. Köpek gibi havlıyor, köpekleri üstüne çeksin. Ha, köpeği üstüne çekip köpeği götürecek. Kurtlarda av taktiği olur. Nasıl da insan her türlü ses çıkartır da ava gittiği zaman kuşlar ve öbür hayvanlar için ses çıkartıyor. Şimdi kurtlar da öyle. Kurtlar mesela hava çıktığı zaman her şeyin namına göre ses çıkartır.
Yani kurtların dili de ayrıdır. Yani öyle bir çünkü taktik şey çağırma sesi ayrıdır, bir de köpekler üstünde çağırma şeyi, mantığı ayrıdır. Evet, bizim her bölümde söylüyorum, bu kurt ikimiz konuklara ait değil, Serkan'a ait. Serkan da bunu internet faturalı üzerinden var. Faturalı bir şekilde yurt dışından, sipariş ettirdi. Bir Kanada kurdu. Kanada kurdu, postu. Gerçek bir posta, yalnız. Evet. Yalnız kelle yapaydı değil mi? Aynen, kelle üst tarafı gerçek, alt tarafı yapaydı. Kelle yapaydı. Türkiye'de de çok eskiden böyle Kürtçülük, yani böyle post falan satılıyordu. Yasak olmuyor, yani şey dönemlerinde, yasak olmadı dönemlerde. O dönemlerde bu doğuda çoktu, yaygındı. Çoktu. Tilki avı, kurt avı. Çoktu. Bizim burada da oluyordu zaten. Biz zaten küçükken zaten birkaç kere bir köpeğimiz vardı. 2-3 kurdu boğdu hemen evin altında. O zaman zaten kendi şeyimizle onun derisini yüzdük. Ondan sonra Erzurum'da kürkçüler falan vardı. O zaman kürk de bayağı değerliydi. Hem tilki kürkü hem de kurt kürkü. Yani hep bunlara verdik. Siz yaptınız mı abi o? Mesela o tarz bir şey. Atla kovaladım demiştim bana dışarıda bir tane şey. De, ben o zaman yırttım dedim. Hayvan, 12-13 yaşındaydım o zaman. O zaman da 7. ve 8. arasındaydı. Çaylar falan içmişti. Biz de arkadaşlarla böyle oturup öğlen arasıydı. Biz çay içelim böyle yemek falan yiyelim. Ondan sonra koyunlar böyle yaylada sermiş, yarısı otlanıyor, yarısı da yatmışlar. Oturup böyle sohbet ediyor, çayma yemek falan geçiyoruz. Baktım bir arkadaş dedi, ya dedi, başka köyden dedi, köpek kovalamış, kurdu dedi. Buradan geçmiş ya dedim, böyle bir şey yok dedim. Dedim, böyle lan arası dedim, kurt ne arar burada şimdi dedim. Vallahi dedi, kovmuş dedi, belli olmaz dedi, gelebilir de bizi tarafa gelmesin dedim. Yani kovalanan şey şahısının köpeği de bizim akraba geliyor, dişi köpek bir tane. O sırada benim tane yavru köpek vardı, erkek, bir de annesi, kendisi ya beyazdı. Yavruyu da böyle büyüktü. Bu beyaz köpeğimden daha büyüktü. Arkadaşlar dedi ya dedi, bir gelin, arkadaş geldi inekleri çevirmeye. Dedi bir tane yeşil kurt gidiyor dedi, derenin arasında yukarı doğru gidiyor. Dedi yeşil kurt, korktum valla dedim, yeşil kurtsa dedim kurttur dedim. Yukarıda dolanır dedim, koyunlar içine gelir. Koyunlar da her tarafta yayılmış. Yani 200 tane koyun var. Ben kaçtım. Kaçtım, dişi köpek de benimle beraber geldi. Yavrusu arkadan geliyor. Daha yavrudur, bir şey bilmiyor. Tam tepeye çıktı, baktım benim arkadaş yukarıdan koyunlara doğru geliyor. Ben bilmiyordum. O zaman kurdu, yani yakın zamanda kurdu gördüm de. Erkek kurdu, yeşil bir taneydi. Hiç korkmadım. Aramız öyle 2 metre kalmadı. Değneği vurdum burasına. Döndü, dişi benimle beraberdi. Dişi bunu kovaladı. Şimdi bunun peşine düştüm. Bayağı koşuyordum yani. Hep dağda olduğum için çok koşuyordum ben o zaman çocuklarımda. Kovaladım, gittim. Başka bir köy yakınına. Erkek çok büyüktü. Ben böyle büyük kurt görmedim. Baktım çocuklar yanına geçti. Çocuklar dedi, kurt nereye kaçtı dedim. Ya dedi abi dedi, tilki dedi, abi ne tilkisi dedim, kurttur dedi. Hani başka köyden başka köye götürdüm, dereye girdi, daha yakalayamadım. Dişi de peşine takıldı gitti. 2 saat sonra geldi. Böyle bizim kurtla mücadelemiz böyleydi. Ondan sonra öbür sene de böyle atta bindim gittim, dedim çağlı ağaç getirin bu ahırlar için. Süpürge falan yapıyoruz. Çağlı ağaçların içinde böyle sağ sola ağaçlara bakıyorum. Atım yaylada koyunlar otlanıyor. Önce bir şey yoktu, köpek mepek yoktu baktım. Koyunlar gitti, tek bir tane köpek var orada, köpek gibi görünüyor, sence kurtmuş. Koyun üstünde leş yiyor, ben dedim önce leş yoktu, bu kurttur, olsa olsa kurttur. Aramız bayağı 1000 metre vardı mesafe. Ata bindim. Atı şey yaptım, kovaladım attım. Yukarı çıktım, aramız 100 metre kaldı. Baktım, yeşil bir tane kurt. Beni gördü, kaçtı. Ben yamacı bitirene kadar o tepeye çıktı. Ben tepeyi bitirene kadar o 300 metre gitti. Peşine bayağı kovaladım ben onu. Başka köye gitti. Arkadaşlar dedim, kurt nereye gitti? Vallahi buradan direkt ben öbür köye. Yol üstünde
başka koyunlara gitmişti. Bir tane iki tane koyun öldürmüştü. Oradan ne çağlı ağaçların içine girmişti de onu yakalayamadım. Öyle gitti. Yani kurtların sisi çok çok zordur. İnsan böyle yaşlılaştığı zaman tüyleri diken diken olur. Daha insan diyor köpek gibi tabii. Köpek gibi bile alakası yok. Yani bazıları boyu küçüktür ama onun hissi çok çok büyüktür. Diyelim ayı yanıma gelse belki ayıdan korkmam ama kurdun şeyi ayrıdır. Çok değişik bir şey yani. Savu büyüktür. Tabii ki şey diken oldu mu abi? Tabii tabii diken olur olmaz mı? Allah Allah tabii. Evet. Hani yani gecenin yarısına baktım. Göz göze geldim bir kere ben. Yağmur, sen de ayı, göze geldin? Başı yiyecek abi. İnek kaptırmadım. Gece bir tane koyun kaptırdım. O da başka köye gitmiştim. O gece de çok yağmur vardı. Fırtınaydı. Köpek havlıyordu mesela. Birkaç defa koyunlar bir de çırptı, korktu, kaçmaya başladı, toplandı. Bir de ot çoktu o zaman. Şimdi başka köye gitmiştim. Fener de yakmadım. Adamlar görmesinler diye. Bizim mesela burada mera açısından biraz dar kesimdi. Biz o tarafın merasına falan gitmiştik. Onlar da yakın da bırakmıyorlardı mera merayı geçelim. Ondan dolayı biz o, şimdi bu sen, kaç senedir ot fazla gelmiyor. O zamanlar çok ot geliyordu. Mesela o tarafın otu da bayağı oluyordu. Gece saat 1'di. 1'de kur saldırdı. Yani çok aşırı yağmur yağıyordu zaten. Kurt ne geldiyse ya burada geldi mi şimdi görürüz. Şimdi kurt her zaman şey yapamıyor. Daha başka şimdi kurdun ya. Her zaman beklediği şey nedir? Yağmur veya rüzgar. Öyle zamanlarda çoğu gelir. Kurt avlanmasını çok iyi biliyordur. Avlanmasını öyle biliyor ki sen hiç sana hiç istemez. Ha? O sırada hayvan koyunlar böyle korktu, toplandı. Ot buradaydı. Hayvanlar ve otun içine kaçtılar. Ben dedim herhalde bir şey yok. Ne? Bir tane tutmuştu. Ertesi gün gittim baktım da şey orada. Dedim bir tane koyun gitmiş. Yani bizim köpek bırakmadı yine. Ondan bir tanesini bir tane kurdu boğdu. Peşine takıldı ama bırakmazdı. Biz de bir tane akrabaya verdik. O peşine takıldığı zaman öldürmeyene kadar bırakmazdı. Yani o bize aşk kaleye verdik. Bir zaman bizim akrabanın yanındaydı. 20 gün tam kurdun peşinde kaybolmuştu. 20 gün. Gitmişti kurdu, delikten öldürmüştü, delikten. Yavrularla beraber çıkartmıştı, yavrularla beraber. Adam gidiyor bakıyor, kurtla yavruları yanındadır, hepsi ölü. Köpek de yanında duruyordu. Sen burada bir ekmeğini bırak veya bir poşetini bırak. Sen almayana kadar bu köpek gitmezdi. Sen onunla kavga ettiği zaman seni yere atardı. Sahibine diyordu, döv onu. Hayır, bir akıllı köpekti. Şimdi hayvanlar çok akıllıdır. Cinsten cinse değişiyor hayvanlar. Mesela Kafkas türü çok hırkın, çok sinirlidir. Hem de akıllıdır. Kangallar öyle değildir. Kangallar biraz bazıları çok altalıdır. Hemen çoğu insanlara güveniyorlar. Mesela her insan yerlerinde ekmek yiyor. Ama Kafkaslar öyle değildir. Bazen kangalların ruhu hep hayvanlarda olduğu için koruma hissiyesi duyuyor ya. Koyun olsun, baş hayvan olsun. Ondan dolayı insanlara güveniyorlar. Ha? Çünkü hep koruma sahipli olarak gidiyor. Mesela sahibi olmasa, orada bir tane hayvan olsa, başka bir şey ona zarar verse yine kangal bırakmaz. Mesela bu bizim Pascal. Biz olup olmadığı zaman biz 16-17 tane keçimiz vardı. Öyle bırakıyordu, getiriyordu, suluyordu, tekrar götürüyordu. Onun adını kim koydu abi? Onun adını ben koydum Pascal. Pascal, ne Pascal? Beşiktaşlı değilsiniz. Bir şeyi de sorsana Sinan abi ona. İkisinden birisine sor da sonuçta ikisi de kardeştir değil. Evet. O senin 15 tane keçin vardı, onların akıbeti ne oldu diye, sonları ne oldu? Bir sorsana. Senin 15 keçin var mı? Onların akıbeti ne oldu? Veririz ya, senin adı olmasın. Evet, 15 tane keçiniz mi gitti abi? Onların akıbeti ne oldu? Akıbeti ne oldu? Bir türlü konu gelmiyor, hep köpeklerden bahsediyor. Keçiler benim de keçiler. Ya bunlara gelin biz ha. Ya bir tane keçin vardı. 15 tane keçiye çıkarttım, rahmetli kaynanam vermişti hanımı. O şekilde çoğalttık keçileri. Yani hep ikiz oluyorlardı zaten, öyle güzel bir ırkı vardı. Bir tane çoban tuttuk bu Tekman'ın köyünde, Katranlı köyünde. Yani 15-16 yaşında.
Her gün çobanlar şey yapıyordu, daha paskalı şey yapmadık, biraz çoban, ineklerin arasına kattık, çoban götürsün dedik ya. Her gün burada bırakıyorduk zaten, paskalı şey yapıyordu zaten. Ya dedim, madem burada ot azalıyor ya, biraz da dışarı gitsin, merolara falan. Yani daha şey olur, elverişli olur, daha kalın doyurur falan diye. Yataşlık çobanda 15 gün falan kaldı. Bir gün keçiler, çünkü evin etrafına alıştığı için yuva koymuşlar, geliyor keçiler. Bu çoban da zaten hayvanların peşinde. Kulak asmıyor. Akşam geliyor. Neyse keçiler gelip o ışıkların tarlalarına falan giriyorlar. Orada koyunlar falan varmış. Koyunların peşine takılıp ta ışıklar köyüne gidiyorlar. Çoban geldi akşama doğru. Çoban dedi ki keçiler ne dedi. Ya dedi keçiler kendileri gelmiş eve dedi. Ya dedi keçiler eve gelmemiş. Koyuldu keçileri aramaya. Yani bir yanlışımız oldu. Gece köpekleri götürmedik. Ata bindik işte traktörle falan. Bayağı aradık gece yarısına kadar. Saat 11-12'ye falan gece aradık. Ya dedi işte ışıklar köyünde görülmüş dedi. Köyün içinde. Ben dedim köyün içindeyse bir yere girmiştir, hayvanlar içine birisi şeye katmıştır, içeri katmıştır. Hani sabah oldu, yine civar köyleri hepsini gezdim, Gündam'ı var, Dengiz var falan. Bayağı köyü gezdim, atla dolanıyorum. Gittim yani Gündam'ıyla ışıklar arasında bir dağ var. Ama gittim bir tane keçi yaralı. Valla dedim bir tane yaralı, bir tane bulduk, aldı 14 tane. Biraz daha gittim, valla bir tane öldü. Aha. Biraz biraz daha gittim, bir tane yaralı. Valla en son hepsini dolaştım, her bir tanesi bir mevkide yakalamış. Her birisinin arasında 100 metre, 200 metre, 300 metre farklı. Yani 4 yaralıyla, yani diğer ölülerle, 11 ölüyle kapattık. İbrahim söylemese hiç anlatmıyor. Yani. Keçiler aynı şey gibi. Çobanlar da kapattılar abi. Keçiler mesela kaç köye aktarmış yani. Çok köylere gitmiş de geri gelmişlerdi. Ben başka köydeydim. Misafirlikteyim. Telefon geldi. Keçiler gelmedi. Sonra damata geldik. Baktık. Eve geldim. Bunlar oturdular. Ben yine gittim. Ben ata bindim gittim. Gece yarısı saat 2 civarından ben gittim. Ata uğraştım. Yine ışıklar köye gittim. Şimdi ışıklar ki bir mevsimetli olduğu için ot bağlarının içine girmedim. Dedim şimdi girsem ot bağlarının içine birisi gelip yakar, adamlar birbirine düşerler ha. Hmm. Ben de melisin keçilerin başına ama millet birbirine düşürmesin. Hmm. Gece yarısıydı. Köpekler çok havlıyordu orada. Ben o zaman tüfeği aldım gittim, köpek yanımda götürmedim. Altla gittim gece yarısı. Saat 2'ydi. Bunlar eve geldiler. Hmm. Dediler keçiler dedi aslında bir yerde yatarlar dedi, sabah gidip alırız. Ne demek ya, kurtlar durursa keçiler kalmaz dedim. Şimdi kurtlar avlanmayı çok iyi biliyorlar. O sırada ışıklar köyün hayvanları köyün üstüne gelip geceler köyün içinde yatırıyorlar, ondan sonra götürüyorlar. Çünkü çok kurt olduğu için gece gittim baktım köpekler çok o tarafta havlanıyor ama otarı içine gireyim girmeyeyim. Ben bir yandan keçileri düşündüm, bir yandan dedim gitsem, birisi adamların otlarını bayağı yani 100 hanelik ve 200 hanelik bir köydür. Evet. Otlar yakıldığı zaman yani köy hepsi birbirine düşer. En iyisini dedim gitmeyeyim, tekrar öyle çağlık ağaçlar var, dere boyunca gittim, sabaha karşı geldim. Sabah öğlen oldu, telefon geldi dedi, keçiler dedi, otların yukarısından bir tane var dedi, yaralı. Zaten köpek hemen kırtlağında yakaladık ama kurt. Buhar bırakır, buhar bırakır. Yemez. Yani bizim büyükler diyor ki, diyor 95'e diyor onun babasının vesayetidir. Daha babasının vesayetinden daha sonra ne kadar gittiyse bilmiyorum. Kurt içine gittiği zaman ne kadar olursa olsun gücü gittiği kadar hepsi öldürür, bırakmaz. Ama hataları bak paskalı götürse paskalı keçilere çok düşkün ya mesela. Paskalı götürse paskalı kafasında bulacak yani. Başını takılıp bulacak. İşte o yanlışı orada yaptık. Bir sordun da bize de soruyorsun, biz de orada anlattık yani. Evet. Sen Engin abiye dedin ki sen hiç kurda verdin mi? Evet. Adam da orada dedi ki bir gece yarısı dedi ben mecbur kaldığım için bir tane verdim. Peki bu 14 keçi kime sayacağız?
Bana. Erhan abiye mi soracağız? Kime soracağız bunu? O da Engin abi. Şimdi ne? Kurt her zaman nasibini yer. Ha? Demek ki keçiler kurtların nasibiydi. Öyle gitti. Ne kaderde ne varsa odur. Kim ne diyorsa diyorsun. O zaman o zaman 12 tane diyeceksin. Şimdi 4 tane yazalım. 12 mi 17 mi? Yani 12 mi kaçtı? O zaman bundan sonra zaman 12 diyeceksin. 12 tane birden var. Zaten diyeceksin. Kurtlar öyle yapmışlar. Her biri bir yerden at, kırtlağında tutup boğmuş atmıştı. Boğmuş atmıştı. Doğru. Onun yakında bir köy var. Bizim söylediğimiz gorilin yakında bir köy var. Adam hayvan koyunların köy içine avlı var. Oraya koyuyor. Diyor nasıl kurt buraya gelmez. Kurt çok akıllı bir hayvandır. Hiçbir hayvan kurt gibi akıllı değildir. Tilki de akıllıdır. Kurt avı çok iyi biliyordur. Resmen insanı takip ediyor. Tehdit ediyor. Adam hayvanlarını avla koyuyor. Sabaha kadar bekliyor başında. O bekliyor, kurt bekliyor. Kurt köyün içinde izliyor hayvanları. Sabah oluyor, sabah azana okunuyor. Adam diyor, daha kurt nerede gelir diyor. Sabah oldu, kurt ne arar diyor. Ben yatayım, namazı kılıyor, yatıyor. Sabah bu namazı kılınca yatıyor, kurt gidiyor hayvanlar içine. Hmm. 200 hayvandan kaç tane bırakmış biliyor musun? 30 tane bırakmıştı. Oo, 170 tane tane. Hiçbirisi sağ bırakmamıştı. Onu gözetim abi. 170 tane koyun. Hiçbir sadece 30 tanesini bırakmıştı. Ağırdan çıkartmıştı öldüre. Şimdi kurt öyle akıllıdır. Adamı düşün bak akşam nerede sabah nerede? Adamı devamlı gözetliyormuş. Adam ya dedi ben dedim daha sabahtır. Kurt nerede gelir? Aydınlıktır. Sabah namazını kılıyor da diyor kurt gelmez ben yatayım. O içeri giriyor. Kurt koyunları içine giriyor. Daha kurt içine girdiği zaman sağ sola savur zaman kapı açılıyor. İçine giriyor götürüyor. İçinde 30 tane tek bırakmıştı. Adam resmen batırmış ya. Tek köpeği yok muymuş abi? Yok bazı köylerde mesela yokmuş. 30 tane de şu şekilde. Dağ çıkarmış ya. Dağ. Onlar canlı o köyü içinde çıkartmış götürmüş. Kapalı bir alanda olsa onu bırakmaz. Bırakmaz onu yani. Köyün içinden çıkartmış götürmüş hayvanların. Aynen. Şimdi ağırda da hayvanın içine geri gidiyor, kapı açılmış, köy içine çıkartmış götürmüştü. Yani o da adam yetişmiş de 30 tane bırakmışsa, onları da bırakmazdı diyor. Dur bakalım, sizin 15, 14 dedin, ya. Bunun altından daha çıkacak. Bu çobanlar niye söylemiyorlar şimdi? Kaptırdığını kesinlikle söylemiyorlar birbirine. Ya, hangi çobana gitsem hep arkadaşa anlattırır. Ya, aynen öyle, hep yandan. Niye abi? Ya söylemek erdemliktir. Ne olursa olsun. Ha. Mesela söyle. Daha ya vardır. Kurdun erkeği her zaman insan da kurt çok cesaretli bir hayvandır. Kim ne diyorsa böyle o kadar diyelim yoktur ama insan böyle tüzü zaman yetersar yani. Tüyleri diken diken olur. Ben hayatımda hiçbir şeyden korkmam. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Nerede şey olursan diyorsan yine tüylerin diken diken oluyor. Ne öyle cesaretli bir hayvan. O farklıdır. Ha. Çok farklı. Ya bizim büyükler anlatıyor diyor, rüzgar geliyor kurt dağın başında. Derisi soyuyor aşağı geliyor yine kurt farkında değil. Yani kurt diyor farkında değil o kadar güçlü oldu. Kurt yani o koku hele hele göz zaten göz çok keskindir. Diyor siyah bir toprağın içinde yine koyu, siyah koyu görebilir diyor. Yani diyor koku seviyesi de o kadar alsa var ya hiçbir hayvanı bırakmaz. Ha? Kurdun gözü çok keskin. Atın da öyle. At da diyor sütün, beyaz sütün içinde beyaz kılı görebilir at. Dedim ya ben gelirken babamla atı gece geliyor baktım at bize hava kalktı. At görüyordu biz görmüyorduk. Sen onu gördün, atı gördün sen göremezsin. Bir gün yine hayvanlardayız. Küçüktük. Akşama doğrudur. Bizim tane öyle yeşil beyaz tosun vardı. İnsanlara çok saldırırdı. Hiçbir şeyden korkmazdı. Yani onu yenen hayvan yoktu. Baş hayvanlardan. Akşam üstüne baktık. Karanlık tam çöktü. Çobanlar da geldi. Biz kendi hayvanlarımızda. Çobanlar burada gelip çobanlık falan komşunun hayvanlarına gitmişlerdi. Hayvanlar gitti. Bizim hemen evin üst tarafında 1 metre falan yakın ileride bir yer var. Bir yayla var. Armut ağacı gelir, bir tane de elma ağacı gelir.
Bazen gidiyorduk, orada tırsıyorduk. Bazen tilki görüyorduk, şey görüyorduk. Hayvanlar gitti, bu vakti çita gibi bir, yeşil bir tane yukarıda bakıyor hayvanların içinde, koyunların içindedir. Hı. Şimdi çoban da korkuyor, gidemiyor, biz de korkuyoruz, çocukuz. Hayvanlar gitti de tepeyi açtılar, o armut ağacının olduğu yere gittiler. Ağaç o zaman yoktu, kırmışlardı. Kurumuştu, dedem buraya getirmişti. Gittik baktık, o çitaya benzeyen koyunun sırtına binmiş, elinde bir tane taş kafasına vuruyor, koyun bile etrafında dolanıyor. Allah Allah. He, biz korkudan yanaşamıyoruz. Sence bizim öküz bizi takip etmiş. Arkadan geldi, baktı öküz yanımızdan geçti, bir kafa attı, hava uçtu, bir de kayboldu. Biz daha korkudan duramadık. Hayvanları topladık, kaça kaça eve geldik. Biz anlayamadık bir şey. Yani öyle bir şey ben görmedim. Çita gibiydi çita. Yeşil, beyaz, beyaz çita yeşil. Çita dediğin şeye benziyor. Bugün Afrika'da gören çitalar var ya da zayıf böyle. Aynı onun gibi. Allah Allah. Ama elinde taş almış. He. Gittik önce baktık hayvanlar içinde yukarıda duruyordu koyunlar içinde. Koyunlar tepeye açtılar gittiler. Çünkü çoban da korkudan gidemiyor. Ana dedi gel beraber gidelim. Gittik baktım yer içinde koyuna binmiş elinde bir tane taş kafasına vuruyor. Koyun böyle etrafında dolanıyor. Evet, biz korkuda yanaşamıyoruz. Sence öküz bizi takip etmiş. Ha? Çok akıllı bir hayvandı. Yanımızdan geçti böyle bir altına vurdu. Havaya kayboldu. Biz daha korkuda duramadık. Yani bir gün abim şu anda Rusya'dadır. Bizim öküzler vardı. Bir tane siyah, bir tane öyle kahverengiydi. Bizimle Işıklar Köyü'nün arasında iki tane kuşburnu ağacı var. Orada devamlı kurt veya tilki bulunur. Bir defa annemle halam gitmişler, iki tane kurt yine peşlerine düşmüştü. Yani kurt şekline giriyor, her hayvan şekline giriyor. O sırada dokuzuncu ay falan abim öküzleri otlamaya götürüyor oraya. Bir tilki musallat oluyor abime. Saldırıyor ona, sırtına çıkıyor, buraya çıkıyor. Abi vuruyor karşımı. Onunla oynuyor. Akşama kadar. Geliyor evin oraya. Saat ta karanlık çökecek. Bize de çok misafir gelir, misafirle alışırız. Ablam da karşıdan geliyor. Sence ablamın kılığına girmiş. Ha? Oradan geliyor, diyor abla bugün misafirimiz var mı? Abime diyor, ne misafiri diyor. Abim davayı çakıyor. Diyor, sen misin? Köpekler görüyor. Köpekler bunları görüyor. Bizim köpek geliyor oradan, havlıyor diyor, kayboldu. Birden kayboldu. Ben kaç defa ben gitmişim, ben çok... İnsan böyle tüyleri diken diken oluyor. Neyse, videoyu kapatalım. Engin abim teşekkür ederim misafirlik. Sağ ol, siz de geldiğiniz için sağ ol. Tekman'dan işte yaşanmış olaylar serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teşekkür ediyorum hepinize de izlediğiniz için. İnşallah farklı bir video olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Herkese kucak dolusu selamlar diyoruz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.